Albatta ki, Afganistan nüfusunun katta kısmını Türkiye xalqlar cümlesinden Özbekler təşkil etdi ve şunun için Özbek dili hem Afganistan'da mühim dillerden hesablanadı ve üçüncü örneği gelleydi. Şunun için Afganistan'ın yeni konstitusiyası ve asası kanununda hem Özbek dili üçüncü resmi dil sıfatı da yazılgan ve təşkil edilgen. Hazır Afganistan'ın şimali vilayetlerindeki mekteplerinin köpçülüğü de mekteplerinin 6. sınıfından 12. sınıfı kadar kitaplar var ve Afganistan'ın şimali vilayetlerindeki devlet üniversitelerde, bilim yurtlarında yani Özbek dil edebiyatını, Özbek filologiyasını okutadigan bölümler mavcud. Şunun için hazırki zaman Özbek dilinin vaziyeti aldingi yıllardan kırık yaxşı deyip bilemez. Yani bu vaziyet kanıkarlı bölmese de kuanarlı bölüşü mümkün. Tabii ki bunday resmi merasimler bilen Özbek dilinin muammoları geçilmeydi. Yani Afganistan'da Özbek dilini rivojlantirish uchun va o'zbeklarni o'z tilida savod chiqarishlari uchun tahsil olib, ta'lim olib, o'qimishli, ma'lumotli bo'lishlari uchun ko'p zamonlar kerak va ko'p sa'y-harakatlar olib borilishi kerak. Chunki bizda hozirgacha o'zbek tilida yetarli kitoblar yo'q. O'zbek adabiyotidan O'zbek adabiyoti bo'yicha, o'zbek tilshunoslik, adabiyotshunoslik bo'yicha ilmiy kitoblar hamda yozuvchilarimizning asarlari, ya'ni mumtoz adabiyot asarlari ham bizda hozir ozdan oz. Chunki O'zbekistonda ham kirill yoki lotin harflarida chop etilgan, ammo Afg'onistonda hozirgacha biz o'sha arab alifbosi asosida ki yozuvni ishlatamiz. Shu maqsad bilan biz O'zbekistonda chiqqan kirill alifbosida yoki lotinda chiqqan kitoblarni, mumtoz adabiyot asarlarini va ilmiy asarlarni o'z qo'llanadigan alifboyimizga, o'z yozuvimizga o'zgartirishimiz kerak va uni keyin chop qilishimiz kerak. Bu ish esa albatta ko'p vaqtni oladi va unga albatta xarajat kerak bo'ladi. Buni davlat himoya qilishi kerak yo davlat himoya qilmasa xususiy manbalardan, xususiy shirkatlar yoki sarmoyadorlar himoya qilishi kerak. Shuningdek, ko'p muammolar bor. Bu albatta faqat ziyolilar tomonidan, ziyolilarning yoki o'qimishli kishilarning sa'y-harakati bilan hal bo'lmaydi. Bu yerda ham iqtisodiy yordam kerak, ham ma'naviy yordam, ham moddiy yordam kerak, bir so'z bilan aytganda. Shu tartibda o'zbek tilini Afg'onistonda rivojlantirish mumkin.